günaydın hepinize. Bana yeterince vlog çekmiyorum diye çok kızıyordunuz. Bugün birazcık vlog çekeceğiz ve vlog kamerasını alır almaz elime kameranın şarj uyarısı vermesini biliyorsunuz. Neyse, daha evden çıkmadığım için rahatlıkla gidip bataryamı değiştirebilirim. Şimdi yemek komasına girmeye gidiyorum. Şu Alaçatı'da Ot Festivali'nin olduğu zaman. O yüzden çarşıya gidiyorum. Hoş, kahvaltıyı yapmadan gitsem daha iyiydi ama neyse, dediğim gibi şarjım bitti. Kamera bile vlog çekme isteğimi sorguladı. Umarım rüzgardan beni duyabiliyorsunuzdur. Alaçası çünkü lodosa döndü. Hava bayağı rüzgarlı. Dediğim gibi şimdi Ot Festivali'ne yemek komasına girmek için gidiyorum. Umarım güzel şeyler vardır. Geçen sene olduğu gibi her bir tezgahta aynı şeyleri görmemeyi ümit ediyorum. Ama genellikle konsept benzer şeyler olacak ama bazen birkaç tane tezgah var geçen seneden bildiğim. Annemin arkadaşları onlar aynı zamanda. Eğer onlar varsa orada birazcık bayram ederiz diye düşünüyorum. Şimdi annemle anneannemi bekliyorum. Onlar hazırlandığında hep beraber Ot Festivali'ne doğru yol alıyor olacağız. Ot Festivali'nden geldikten sonra birazcık gezdikten sonra da ev temizleyeceğiz bugün birlikte. Sonunda seyahatten gelip evin yolunu bulmayı başardım. Çalışma odası gibi kullandığım bir yer vardı. Orayı giyinme odasına çevirmeye karar verdim. Çünkü eşyaları sığdıramıyorum. O yüzden iki odada hallaç pomo gibi ama bugün giyinme odasına girmeyeceğiz. Normal odayı düzenliyor olacağız. Seyahatten geldiğim için yerde valizler, ben yokken gelen koliler. Bayağı böyle değişik şeyleri yaptığımız, aslında değişik değil, temizlik yaptığımız bir vlog olacak ama bu tarz vlogları çok istediğinizi yazmışsınız. Birazcık değişik şeyler görmek istiyoruz dediniz. Bu ne kadar değişik onu ben bilmiyorum ama umarım beğenirsiniz. Neyse, dediğim gibi annemi bekliyorum. Yine en sevdiğim renk olan lila renginin içerisine yürümüş durumdayım. Bu aralar sürekli... Teşekkürler traktör. Bu aralar sürekli seyahate git gel modunda olduğum için hiçbir yeri temizleyemedim. Hiçbir şeyi doğru düzgün yapamadım. O açıdan iyi olacak ki odanın bile şu andaki formu gerçek formu değil. Odaya bir tane yeni çalışma masası, sandalye, yeni yatak. Her şey yenileniyor şu anda yine evde. Yine Ayşe'ye gelenler geldi çünkü. O yüzden mevcut olanı yerleştirip birazcık düzenlemeye çalışacağım. Ondan sonra her şey geldiğinde tekrar size gösteriyor olurum zaten diye düşünüyorum. IKEA'dan alacağım bu arada, Pax sistemlerinden alıyorum. Alacak olduğum bazı şeyler stokta olmadığı için haber bekliyoruz IKEA'dan. O geldiğinde babacığıma söyleyeceğim beni bir IKEA'ya götürsün. Çünkü koca arabayı ben kullanamam. Onun kullanması lazım. Neyse işte bugün böyle bol bol konuşmalı bir şey olacak. Gene ben öyle saçmalıyorum işte. Neyse, umarım beğenirsiniz. Beğenirseniz söyleyin, daha çok vlog çekmeye çalışırım. Çünkü vlog çekmek benim daha çok kolayıma gelir. Unutmazsam tabii ki de. Cape Town vlogu ne oldu diye soranlarınız vardı. O da gelecek haftalarda. Oturup da editlemeye vakit bulamadım. Çünkü çok parça parça görüntüler var. Onları bir şekilde birbirine bağlamam lazım. Hırsızlık olayından sonra korktuğum için çok fazla kamerayı toplum içinde çıkarmadığımda çok bölük pörçük olmuş. Ama orada daha çok böyle konuştuğumdansa böyle daha görüntülerin çok olduğu bir şey olacak sanırım. Galiba. Bakalım. Neyse, şimdi annem geldi galiba. Telefon çığır. Mesaj geldi. Annecik geliyor. Ben bunu kapatıyorum. Çarşıda gene görüşürüz. Kalabalık başladı. Birazcık ümit etmiştim. Daha insanlar gelmemiş diye. Ama yanılmışım. Gelmişler. Sana bir şey diyeyim, bu sene de ıspanaklı baklava yok. Buyurun, tatmak ister misin? Evet, teşekkürler. Seçenek çok olunca karar da veremiyorsun. Şimdi pazar gibi olan otları, meyveleri, sebzeleri alabildiğiniz taraftayız. Şimdi dönüşte alarak toparlayıp bir yerde yemeye başlayacağım. İnşallah. Çok kalabalık. Bir an önce halletsin. Toplanmış. Seçemedin. Biraz önce enginarlı ve baklalı ekmek gördüm. Dönüşte onlardan alacağım. Ev yapımıymış. 20 var.
yani mideme değil daha ama bunları da sonra yiyeceğim. Güzel olacak. Biberi aldım. Ceviz fesleğini aldım. Yani büyük yapraklı fesleğenlerden aldım. Bir de mentol, yani bildiğim peppermint olan. Mint değil de peppermint olan da aldım. Onun çayını yapmayı düşünüyorum. Onun çayını içmeyi çok seviyorum. Hem yetiştiririm hem içerim. Bana da eğlence olmuştur. Sırf boğaza yatırımlı videomuza devam ediyoruz. Şimdi gidip enginarlı baklalı ekmekten alacağım. Sonra bir şeyler de alırım gözüme kesinlikle. Ispanaklı baklava aradım. Ama bu sezon yapmamışlar galiba. Hiçbir yerde bulamadım. Şimdi şurada bir yerde ekmekçi vardı. Bu diyormuş benim. Kadın geldi. Ama bu iki tanesi ben alacağım. Hayır demek ki ben geldim. Dört taneydi ben alacağım. Demek ki iki tane alayım ben. O kadar böyle pastanın üstüne bir de turşu suyu içtim. Ama turşu suyu da dondurma gibi kardeşim. Görünce dayanamıyorum. Of. Ot festivalinden geldik. Yedik içtik. Azıcık komaya girdik. Şimdi bu odayı... Hoş geldin yumuşak. Bu odayı toplamam lazım. Ama bunun için gücüm yok. Çok uykum geldi. Çok yedik çünkü. Şimdi birazcık dinleneceğim. Kendime gelmeyi ümit ediyorum. Sonra bu oda dağınıklığını toparlayacağız. İnşallah. Ki toplamak zorundayız. Çünkü yarın video çekmem gerekiyor. Bunun için toplu bir odaya ihtiyacım var. Çünkü bu odada böyle kocaman pencere olduğu için her tarafında... Burada video çekmek güzel oluyor çünkü doğal ışıkla çekebiliyorum. Bu sefer stüdyo ışığı kullanmama hiç gerek kalmıyor. O nedenle burayı toplamam lazım. Çünkü öbür odayı toplama gibi bir ihtimalim yok. Daha doğal haftanın devamını bekliyoruz çünkü. Burası gene bir nebze kendine gelebilir. Belki yatağım bile toplamadık da. O kadar dağınığım bugün. Yerde beni daha valizler bekliyor. Böyle giden ben yokken gelen gidenler... Böyle bunların hepsi terliklerimle birlikte beni bekliyor. Yerde kedi oyuncakları falan. Çok fazla iş var ama bunları yapacak bir Ayşe'nin gücü yok. Ama toplayacağız. İlk önce birazcık sadece dinlenmem lazım. Sıra geldi valize. Bu valizi komple banyoya atabilirim. İçindekiler temiz olanlar da benim için kirli olduğu için problem yok. Ama ayakkabılar, makyaj malzemeleri falan var. Onları yerleştirmem lazım. Sonra şuradaki şu arkadaşları da giyinme odalarına doğru getirip bunları temizlesem iyi olacak. Çok kötü durumda ortalık. Hiç hoşlaşmıyorum bu durumda. Bu seyahat çantasının içindekileri buraya, normal günlük eşyalarımın olduğu yere geçireceğim. Buraya geçmesi gerekenleri en azından. Yanımda götürdüklerimi şöyle burada. Bunun içindekilerin diğerlerinin hepsi, şunu da çıkaralım. Onun dışındakilerin hepsi seyahat için, o yüzden bunlar burada durmaya devam edebilirler. O tişört, bu arkadaş dışarı çıkacak. Onun şu saç ürünlerimi ben bir alayım. Bunların burada durmasının hiçbir anlamı yok gerçekten. Şimdilik burada. Sonra bu arkadaşın işini açacağız. Burada benim bütün saç ürünlerim var ama o kadar çok dağınık ki şu anda. İnşallah yakın zamanda düzelteceğim. Bugün bunun içini de toparlarım. Daha olanları toplayamadan daha fazla kaldı. Onlarla birazdan ilgileniriz. Önce burayla ilgili. Bir alana ihtiyacım vardı. Dükkanda fazladan olan bir tane masa vardı. Onu getireyim dedim. O da tahmin ettiğimden çok daha büyük geldi bu odanın içerisine. Yapmak istediğim şeyleri çok rahatlıkla yapamıyorum. O yüzden buraya IKEA'dan daha küçük. Ondan almaya karar verdim. Hazır bu pakslar için almaya gittiğimizde ona da bakıyor olacağım zaten. Camımın tozunu aldıktan sonra ıslak gözlük mendilleri var ya, onlarla üstünden geçmeyi çok seviyorum. Hiç iz kalmıyor camda o zaman. Tavsiye ederim. Eğer uysa bile kesinlikle değiştireceğim. Çünkü bu kumaş olduğu için kediler
Bu sandalyeyi hem tüy yapmakla kalmayıp hem de bu şekilde söküyorlar. Gece canları sıkıldığında. O nedenle çok mantıklı bir şey değil. Şimdi burayı toparlayacağım. Şimdi bazılarınız düşünebilir ki niye sürekli bu odayla oynuyorsun? Geçen sefer bu odayı yaptığımda ben çok fazla bir değişiklik yapmamıştım aslında. Sadece birkaç şeyi değiştirip mevcut olanları tekrar kullanmaya çalışmıştım. Ama şimdi giyinme odasını hazır devirdim. Giyinme odasını hazır yeniliyorken burayı da birazcık değiştirmenin iyi olacağını düşündüm. Çünkü bu odanın içerisinde olan mesela şifonyerler falan vardı. O şifonyerlerin hepsi şu anda artık o giyinme odası olacak yere geçiyor. Söyledim mi tam olarak hatırlamıyorum ama IKEA'nın Pax dolap sistemleriyle bir tane şey yapmayı düşünüyorum. Giyinme odası ama açık giyinme odası olmayacak. Çünkü ben kıyafetlerin tozlanmasına tahammül edemiyorum. Hepsi dolap kapaklarıyla alınacak. Ama yine de genel olarak böyle beyaz temiz bir görüntü olacak. Bir tanesi var. Onu gösteririm birazdan. O serinin devamını alacağım. Mesela uzun elbiseler için olan bir şey alacağım. Daha raflı olan bir şey alıp nasıl diyeyim? Belki kazakları koyduğum ya da evdeki fazla çarşaflarımı falan yerleştirdiğim bir şey yapabilirim diye düşünüyorum. Aynı zamanda çantalar ve ayakkabılar için yine kapaklı bir şey almayı düşünüyorum. Ama bunu büyük ihtimalle ayakkabılar için olanı birinin cam kapaklı olanları var. Onlardan belki alabilirim. Ama şu anda zaten Antalya'dan da bütün bu elbise onu gittiğimde daha net bir şekilde göreceğim. Ama elimde bir tane Pax dolap sistemlerinden aldığım bir tane dolap olduğu için ve ondan çok memnun olduğum için büyük ihtimalle devamını da Pax'tan almayı planlıyorum. Niye sürekli odanın şeklini değiştiriyorsun diye soranlar da olabilir. Bu şekil değiştirme değil artık dediğim gibi komple mobilyaları yeniliyorum tekrar. Ama çok abartmadan yenilemeye çalışıyorum. Dediğim gibi bir çalışma masası bir de yatağımı değiştireceğim şu anda bu odanın içerisinde olanları. Çünkü bir odanın içerisinde yatak şu anda çok gereksiz yer kaplıyor. Çünkü en büyük boy yataklardan bir tanesi. Bazası daha iyi olur diye düşünerekten büyük bir yatak almıştım ama gereksiz bir yer kaplıyor. Biraz daha küçük, birazcık daha nasıl diyeyim zayıf olan bir tane mobilya alacağım. Çünkü bu yatağın da şu anda alt tarafı komple deri ve kediler tırnaklıyor. Özellikle yavru olanlar deri şu anda çizik içerisinde kaldı. O yüzden kedilerin tırnaklayamayacağı bir şeyler almayı planlıyorum açık olarak. Normalde aşağıdaki mobilyaların hiçbirine bunu yapmıyorlar. Nedense benim odaya geldiklerinde halıda dahil her şeyi tırtıklama ihtiyacı hissediyorlar. Ben de anladım. Böyle beğendiğiniz yatak modelleri falan varsa işte bak dediğiniz kesinlikle linklerini falan altlarına yazarsanız sevinirim. Şu anda baya baya haşır neşir oldum yataklarla ve yatakların ne kadar pahalandığına akılsır. Hayır demedim. Ne ara bu kadar pahalandınız da demedim değil. Ama her şey pahalanırken yatakların yerinde saymasını bekleyemeyiz. Her yerden her şeyler çıkıyor ya Rabbim. Ve darmadağınık giyinme odama geldik. Normalde dedim bu Pax'ın 2.36 olanları bunlar. Hem derin hem uzun olanları. Bu tepeye kadar gel. Normalde benim bütün eşyalarım bu görmüş olduğunuz arkadaşın içindeydi. Şifonyerlerle ve bu askıyla birlikte. Şu anda dolap da tam bir curcuna halinde. Çünkü neyin nereye gideceği belli değil. Bunlar yıkayıp yeni katladığım ama tozlanmasın kedilerden diye sokuşturduğum eşyaları burada görüyorsunuz. Onların hepsi şimdi buralara yerleşecek. Açık olmasını dediğim gibi sevmiyorum. Yoksa kediler içeriye giriyor. Şimdi bu yığıntıyı yerlerine yerleştireceğim. Ama hiçbir şeyi ellemeyeceğim. Burası böyle kalacak. Çünkü hafta içi bu dolapların devamı gelecek. Bu dolapların devamı geldikten sonra her şeyi zaten dolabın içinden çıkarmak zorunda kalacağım. O zaman daha net bir şekilde yerleştirebilirim diye düşünüyorum. Dolapların hepsi geldiğinde yerleştiğinde yani aslında şu bölgeye bu dolap buraya da uzayacak. Bu dolap dediğim gibi yan tarafa uzayacak. Bu şifonyerler bu tarafa tam benim karşıma doğru geçecek. Ve ayakkabılar için bir raf sistemi
daha gelecek. Çantalar büyük ihtimalle yine böyle kapalı şekilde kalır. Ama dediğim gibi neyin ne olacağını hafta içi bir daha yerleştireceğim için şu anda burayı düzenlemek ikinci bir iş gibi geliyor. O yüzden düzenlemeyeceğim. Neyse şimdi içeride ne kadar öbür odada ne kadar gelişme gösterdiğimizi göstereyim size. Aslında burası da çoğu şey bitti. Masayı da bitirdik. Darısı şu yığıntının başına diyorum. Ama bunu sonra yapacağım. Çünkü vaktim yok. Arkadaşlarımla buluşacağım. Ama bölümü vloglamayacağım. O nedenle vlogu burada bitiriyorum. Çünkü görüşeceğim arkadaşlarım çok fazla internette olmayı sevmeyen insanlar. Herkese saygı göstermek lazım diyorum. Ve umarım böyle çok spontane gelişen, rastgele çektiğim bu tarz vlogları daha fazla görmek istersiniz diye ümit ediyorum. Bana yorumlarınızı bırakırsanız sevinirim. Beslenmeyle ilgili bir şeyler istediğinizi de biliyorum. Bundan sonraki vlogu bir günde neler yiyorum tarzında bir şey yapacağım. Merak etmeyin. Umarım eğlenmişsinizdir diyorum. Ve bir dahaki videoda görüşeceğe kadar güzel kalın. Ve içinizdeki tane çeşim artmayı unutmayın. Hoşçakalın.